Arkadaşlar merhabalar. En son bu başladığım programın birinci gününde, yani tam olarak bir ay önce bir karar aldığımı açıklamıştım. Antrenmanlarda çok sıra dışı bir gelişme olmadıkça ya da aradan hani çok uzun süre geçmedikçe bu videologlardan hani her antrenman videosunu koymayacağımı dile getirmiştim. Bu kanala antrenman videolarımı koyarak başlamıştım ve hani bilgi veren içeriğe çok yer vermiyordum açıkçası. Yani verirsem de antrenman videolarımın arkasında konuşurken yer veriyordum. Fakat şimdi daha bilgilendirici bir kanal olmaya başladığımı düşünüyorum ve hani bir yerde video kalitem arttı. Prodüksiyona biraz daha odaklanıyorum. Hani kameramı değiştirdim vesaire. Bu yüzden imkanım da arttı. Zamanım da var. Mümkün olduğunca bilgilendirici içerik odaklıyım. Ancak bu antrenmanı sizle paylaşmak istedim. Çünkü ne zamandır yapmadığım kadar hacim yapabiliyorum artık antrenmanlarımda ve kilo veriyorum aynı zamanda. Buradaki antrenmanda 187,5 ile 4x4'tü. Daha önce bu ağırlıkla 185 ile yapmıştım en son geçen hafta. Ama bu programa başlamadan önce en fazla yaptığım hani hacim 180 ile 4x4'tü. O da bayağı eski bir videoda var zaten. Yani genel olarak çok iyi gidiyor açıkçası. Ama haftaya bu hacim tekrar artacak ve ben bu hafta sanırım biraz hacim kapasitemin limitlerine yaklaştım. En azından öyle hissediyorum. Bakın son tekrarlar şu an mesela gördüğünüz tekrar hiç iyi bir tekrar değil ve zaten yazdım RP10 diye. Yani antrenmanlarımda bunu çok görmek istemem. Fakat kilo vermeye başladığım için doğal karşılayıp yüzleştim bu durumla açıkçası. Bu son sette mesela normalde 4x4 yapıyorum. Fakat bu son sette 3. tekrarda çirkinleşmeye başladığım için çok kısa bir süre bekleyip yani bir dakika falan tekrar geri gelip tekrar kaldırdım ve bu da son kaldırışım. Yani hacim bayağı ileriye gitti. Ben beklemiyordum açıkçası bu kadar yüksek hacime toleransımın olduğunu bu kiloda. Kilo konusuna gelecek olursak 90 kiloların altındayım. Şu anda bazı günler 88 nokta bir şeyler, bazı günler 89 nokta bir şeyler tarzında hani gidip geliyorum. Biraz su atıp su kaybedip su kazanma falan hani water games dedikleri durum söz konusu. Biraz da bazı günler düzensiz beslenebilmemin verdiği hani bir etki olduğunu düşünüyorum. Haftaya bu hacim çok fazla derecede artacak. Sonrasında peak gibi olacak. Hacim azalacak, ağırlıklar artacak ve maksimum deneme gününe doğru gidiyor olacağız. 5 hafta var maksimum denememe. Bu programı da bitirdikten sonra biraz geri adım atıp forma ve esnemeye odaklanarak, esnekliğe ve hani mobilite çalışmalarına odaklanarak ilerlemeyi düşünüyorum. Lineer bir programla bir süre biraz bir şeylerle oynayıp belki bazı hareketlerdeki hani kurulumumu değiştirip falan yol almayı planlıyorum açıkçası ama kesin bir karar vermedim. Bu programdan yalnız çok verim aldım ve hepinize tekrar tekrar şiddetle tavsiye ediyorum. Zaten Excel'e maksimumlarınızı giriyorsunuz ve program size belli bir şekilde hani sıralanıyor 9 hafta şeklinde. Bu da bu arada bench press hacminde rekorum. 107,5'la daha önce en fazla 3x5 yapabilmiştim ve 3x5'in 3 seti de RP 10'du. Burada RP'ler bayağı düşük. Yani son setime bile bakın RP 8,5. Yani aslında bir tekrar kesin, iki tekrar daha da çıkarabilirmişim son setimde. O kadar hacme rağmen. O yüzden genel anlamda çok memnunum açıkçası antrenmanların gidişatından. Aksesuar olarak da barbell row yapıyorum bugün de. 5x5. Bu kilolara da ne zamandır barbell row'da çıkmıyordum. Çünkü barbell row uzun süredir yapmıyorum. Belime ve kalçama biraz ek stres yüklediğini düşünüp o ek stresten de hani kaçmayı niyetlediğim için genelde yapmıyordum. Ama program bunu öneriyor. Ben de üzerine gittim bu hareketin. Çok iyi olduğum bir hareket değil ama gittikçe iyiye gidecektir diye düşünüyorum açıkçası. Genel olarak antrenmanlar dediğim gibi iyi gidiyor. Diyet de iyi gidiyor. Yani istediğim siklete inebileceğimi düşünüyorum uzun vadede.
Bununla birlikte de esneme çalışmalarıma çok önem vermeye başladım. Artık bazı videolarımda da dile getiriyorum. Antrenmandan önce yarım saat, antrenmandan sonra da yarım saat şeklinde zayıf bulduğum yerlerimi ve aynı zamanda beni bazı rahatlatan mobility drill'lerini yapmaya çalışıyorum ve bunun katkısını bayağı gördüm. Bu katkıyı bayağı gördüğüm için bu maksimum denemelerinden sonra hani bu durumu çok daha ileriye taşıyıp belki hani çok daha iyi bir mobility programı çıkarabilirim kendime. Burada da üstsüz hani nasıl gidiyor kilo verdiğimi göstermek adına yani çok büyük bir görüntüde farklılık yok aslında ama hani sırttan nasıl göründüğümü de merak ettim. Tişörtü çıkarıp yaptım ikinci seti. Açıkça söylemek gerekirse, dürüst olmak gerekirse barfix formum epey kötüye gitmiş. Ve bunun gibi bazı aksesuar egzersizlerin yani özellikle favori olan hani barfix gibi ve daha birçok egzersiz var böyle. Hani favorim olan aksesuar egzersizlerin üzerine düşeceğim, formlarını iyileştireceğim, hacim yükleyip hani orada da belki bir kas kazanımı ve hipertrofi çalışması yapacağım ilerleyen hani bu süreçten sonraki programlarımda. Son hareket olarak da esnemelerden önce face pull yapıyorum. Face pull genelde programa eklenebilir mi, eklenemez mi? Bayağı soruyorsunuz. Her türlü eklenebilir. Çok hafif yapın. Sadece omuzlarınızı arkada birleştirmeye odaklanın. Eminim çok iyi verim alacaksınızdır. Ben çok iyi verim aldım. Size de tavsiye ediyorum. Genel anlamıyla böyle arkadaşlar antrenmanların gidişatı. Uzun zamandır hem bir update yapmadım bu konuyla ilgili hani nasıl gidiyor, neler yapıyorum bununla ilgili bir video çekmedim. Hem de bu antrenman hani uzun zamandır geldiğim en iyi noktalardan biri hem deadlift'ten bench'te. O yüzden hani böyle olacağını biliyordum. Çünkü rakamlarım zaten belli antrenmandan önce şu anki TSA'in programında. Yani ne yapacağımı biliyor olarak gidiyorum. Öyle olduğu için bu programı hani kaydedip böyle bir update yapmak istedim açıkçası. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım bilgilendirici olmuştur. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.